Buradan ben Gökhan Işıklı, hepinize selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Allah tüm ümmeti İslam alemine hayırlar, sevgiler, güzellikler, sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Biliyorsunuz bundan önce iki adet kitabım yayınlandı. Bir tanesi Suretil Anka, bir tanesi de Simaül Gayb. İkisi de tasavvuf konusuyla ilgili kitaplardı, ruhsal iletişimi anlatan kitaplardı. Şimdi Allah nasip ederse inşallah yeni kitabımı başlıyoruz. Mecmuaül Bahreyn. Bu da yine ruhsal iletişimle ilgili, tasavvufla ilgili bir kitap. Ama çok değişik konulu bir kitap. Fakat bu kitabın bir özelliği var. Bunu ben görüntülü konuşarak bölümler halinde sizlere aktaracağım. Ki ücretsiz şekilde bütün herkes faydalanabilsin. Değerli Hakan hocamız da böyle bir karar verdik. İlhamlar geldikçe biliyorsunuz yazarlara ilham gelmeden, bestekarlara, şairlere, müzisyenlere ilham gelmeden olmuyor. Bu kitabın ilhamları geldikçe Mecmuaül Bahreyn 1, 2, 3, 4, 5 bölüm diye sizlere bunları anlatacağım. Kitabın konusu da çok ilginç. Mecmuaül Bahreyn biliyorsunuz Kur'an'da Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu noktaya da geçen isim Mecmuaül Bahreyn. Hazreti Musa Allahü Teala'dan izin istiyor. Hızır Aleyhisselam'ı bulmak için yanında genç bir yardımcısıyla birlikte yola çıkıyorlar. Bir denizin kenarında yanlarında yiyecek olarak kuru balık var. Yardımcısı balığı kayaya bırakıyor. Hazreti Musa biraz sonra diyor ki balığı getir yiyelim artık acıktık. Biraz sonra gidiyor ki yardımcısı balık canlanıp denize yürümüş. Hah diyor tamam aradığımız noktayı bulduk. Koşuyorlar ki denizin kenarında Hızır Aleyhisselam var, yolculukları var. Tabii Mecmuaül Bahreyn biraz daha geniş anlamda size bu kitapta anlatacağım. Onun için mutlaka bu bölümleri izleyin. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.